Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bir önceki videomu izleyenler bilir ki biz oğlumla Covid geçirdik. Geçen hafta başlamıştı rahatsızlığımız. Çok şükürler olsun ki toparladık. Bende sadece öksürük ve bu ses değişimi kaldı. Bu da zamanla geçecektir. Normal bir grip olunca bile hemen öksürük geçmiyor biliyorsunuz. O yüzden sıkıntı değil. İnşallah bir an önce bu öksürüğüm de durur, sesim düzelir. Biz şimdi oğlumla böyle kahvaltı yapıyoruz. Kendime ne hazırladım arkadaşlar? Altta mısır gevreği var. Üste 3 kaşık yoğurt var. Üstüne de böyle meyve, chia tohumu ve 2 tane fındık, 2 tane badem koydum. Yediklerime, içtiklerime bayağı bir dikkat ediyorum. Ya anneciğim hadi. Biliyorsunuz arkadaşlar, yediklerime ve içtiklerime dikkat edeceğim demiştim. Ay, özür dilerim. Ve bu Covid döneminde 2 kilo verdim. Ve devamının gelmesini istiyorum. Bugün size arkadaşlar günlük bir vlog çekmek istiyorum. İnşallah çekeceğim. Böyle yediklerimi, içtiklerimi paylaşacağım. Evi birazcık toparlayacağım. Sonra oğlum Ömer Alparslan'la belki dışarı çıkarız. Size onu çekerim. Böyle güzel bir vlog çekmek istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Böyle bir açılış yapmış olayım istedim. Arkadaşlar, kendime yeşil çay yapıyorum. Ara öğün olarak şunu tercih ettim. Bu kutular çok güzel oluyor, çok kullanışlı oluyor görsel olarak da. Yanına da böyle 2 tane kayısı aldım. Saat şu anda arkadaşlar 11-11.30 arası. Biz kahvaltımızı saat 8'de yapmıştık. Şimdi bir yeşil çay içeceğim. Böyle yanında da 2 tane kayısı yiyeceğim. Sabah dolaptan kıyma çıkarmıştım buzluktan. O eriyor. Bir de böyle patlıcan ve patates dilimledim. Ön kızartma yapıp sonra fırına atmayı düşünüyorum. Belki bezelye de eklerim. Yani karar veremedim ama bezelye de belki eklerim. Bunları köfte yapacağım, kıymayı. İyice çözülmesini bekliyorum. Arkadaşlar, tripodum kırıldığı için böyle elimdeyken, size üstten süpürürken elimde çekiyorum videoyu. Ne yazık ki tripodumu koyup çekemedim telefonla. Bu şekilde çekmiş oldum. Arkadaşlar, bu arada tripod olmadan video çekmek gerçekten de çok fazla zormuş. Size evi süpürürken öyle bir elimde tutup bir elimde süpürdüm ama gerçekten de süpürmek çok zor. Kapatıp tekrar süpürdüm. Maksat hani size günlük vlog çektiğim için hani kısa bir detay çekmekti. Zaten sadece evi süpürdüm. Öyle bir masaların tozlarını aldım. O kadar. Şimdi oğlum Ömer Alparslan uyuyorken kendime şöyle bir keyif kahvesi yaptım, bol köpüklü. Kahvemi içeceğim. Bu arada arkadaşlar, ben geçen hafta pazar günden beridir kahve içmiyorum. Yani bugün günlerden cuma, pazar günü 15 gün olacak. 13 gün sonra ilk defa içiyorum. Benim koku kaybım ve tat kaybım da gitmişti. Tam gelmiş değil ama bugün içmek istedim. Yanına da soda böyle aldım. Sodayla kahveyi çok fazla seviyorum. İçeyim dedim. Arkasından da Kur'an'ımı okuyayım. Ömer Alparslan uyanır büyük bir ihtimalle. Sonra onun yemeğini yedireceğim ve daha sonra dışarı çıkacağız. Size şöyle kahvemi de göstereyim. Kahvem bol köpüklü oldu. Getirirken döktüm ama yapacak bir şey yok. Yanına da bir tane şöyle hurma yiyorum. Hurma bu arada beni inanılmaz tok tutuyor. Ara öğün olarak da bence çok iyi bir besin. Şeker ihtiyacımızı da karşılıyor. Arkadaşlar, ben hazırlandım. Dışarı çıkacağız oğlumla ama yalnız çıkmıyoruz. Tamam anneciğim, bekle. Biz yemek yerken annem aradı. Dedi ki akşam dedi dışarı çıkalım dedi. Ömer'e de değişiklik olsun. Anneciğim, onu bırakır mısın?
Dışarı çıkalım. Bayağı da bir şeyler yapmadık çünkü. Evimizin yakında alışveriş merkezi var, Airport Outlet. Daha önce de çekmiştim, izleyenler bilir. O videomu mutlaka izleyin. Ömer'in orada eğlence aktiviteler yapabileceği alanlar var. Oraya gideceğiz. Ben de böyle hazırlandım. Annemlerin gelmesini bekliyorum. Bugün günlerden cuma arkadaşlar. Bu akşam editleyip paylaşmayı düşünüyorum inşallah. Oradan da size videolar çekeceğim. Anneciğim tamam geliyorlar, bekle. Ömer Alparslan çok sabırsız. Hazırlandığımız için tamam, ineceğiz şimdi. Öyle. Ben en iyisi onu fazla bekletmeden aşağıya indireyim. Annemler de gelir birkaç dakikaya zaten. Ömer Alparslan. Ömer. Bakmıyor. Beyefendimiz dışarı çıkınca kimseyi tanımıyor. Ne var? Tamam tamam anneanne, yedi. Evet, araba karşıya geçiş olmadığı için, yani çok uzun yoldan olduğu için yakın yere park ettik. Şöyle köprü geçitten geçeceğiz. Ömer Alparslan tabii çok mutlu. Şımarmış bir durumda. Şoför bey ve yolcuları. Arkadaşlar biz şimdi alışveriş merkezinden çıkıyoruz. Bir park var, oraya gideceğiz. Ömer Alparslan birazcık orada oynayacak, kayacak. Sonra da artık evlere. Git anneannenin kucağına. Gel parka. Arkadaşlar Ömer Alparslan arabaya bindi. Ve onu indirmek için direksiyondan ikna etmeye çalışıyoruz. Ama o babamı kovup kapıyı kapatıyor. Ne olacak? Oğlum herkes yerine geçsin, ne hadi. Görüyor musunuz? Fıtes değiştiriyorlar. Tamam, bir anahtarı kendisi takıyor. Gel, tamam hadi hadi, dede geçsin yerine. Evet. Seni paka götür. O kadar güçlü ki bırakmıyor. Gel dedesi. Oğlum. Arkadaşlar burası Altın Yıldız Parkı. Burada bir kafe de var. Böyle serin de güzel bir havası var. Şimdi buradan limonata alacağım. İçimiz serinlesin. Umarım limonata vardır. Arkadaşlar masada oturmak yerine Ömer Alparslan burada oynadığı için böyle annemle bankta oturacağız. Bunu da Ömer'e aldım. İyi akşamlar hepinize. Evet, annem de sizlere selam verdi. Arkadaşlar kapanışı burada yapıyorum. Saat şu anda 10. Videoyu editledim. Bunu da hemen ekleyeceğim. Amacım 11'e kadar paylaşması, çünkü bu akşam paylaşmak istiyorum. İnşallah 11'e kadar video paylaşılmış olur. Kanalıma abone olup yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.